ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Bravo, helal olsun. Nasıl söyledi ama, nasıl ses ses değil su. Helal olsun. Alo. Evet Kadriye. Merhaba. Çok güzel söyledi. Neredesin şimdi? Tamam. Geliyorum az sonra. Murat hocam ayakta kaldın, otursana. Ya benim gitmem lazım, kusura bakma. Tamam, siz bilirsiniz, yine bekleriz ama. Tamam, tabii ki gelirim. Erken ayrıldığım için kusura bakmayın. Ne demek hocam, her zaman bekleriz yani. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler Murat hocam. Başka rengi yok mu? Mahmut Paşa'dan aldım. Pembesi de var. Tamam, çık canım. Renkleri güzel değil mi? Ne yapayım? Kubra dedi ki hatta kızın pembe alalım. Bir de farkındaysan bu. Nereye gidiyoruz abla? Öndeki arabayı takip edeceğiz. Tamam abla. Nereye gitti? Vallahi ben de gözden kaçırdım abla. Bu sokağın ismini biliyor musunuz? Masar Bey Sokak. Bahar Tezcan. Masar Bey Sokak, numara 20. Ben burada bir yerde inebilir miyim? Tabii abla. Murat mı bir şey söyledi acaba? Yok ya, ne söyleyecek ki? Murat da mı buradaydı? Ha, biz eve gidelim istersen Levent. Belki oraya gitmiştir. Orada olduğunu sanmıyorum. Ama gidip bekleyeceğiz. Hasret? Nerede o? Murat Hoca'yı görmem lazım. Ne yapıyorsun sen? Nerede? Burada değil. Neredesin kızım? Kaç saattir öldü ki meraktan. Bir arkadaşımla buluştum. Mahalleden. Buz gibi olmuşsun sen. Ben bir çay hazırlayayım. Tamam. Ben de üstümü değiştireyim. Hasret. Bir anda ortadan kayboldun. Seni ne kadar merak ettiğimizin farkında mısın? Levent, ben özür dilerim ben. Ben özür falan duymak istemiyorum. Biz nişanlıyız Hasret. Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Öyle canının her istediğini ortadan kaybolamazsın. Aklından neler geçti bilemezsin. Hasret. Seni kaybetmeye dayanamam. Anlıyor musun? Dayanamam. O yüzden lütfen bana bir daha bunu yapma. Birbirimizi üzmeyelim. Anlaşıldı mı? Nişanlıyız Hasret. Bunun anlamını biliyor musun? Sen Levent'le nişanlısın Hasret. Bu senin seçimin. Nedeni ne olursa olsun, bunu sen seçtin. Levent'e bir söz verdin Hasret. Levent iyi bir insan. Seni çok seviyor. Hasret. Gel anne. Levent. Günaydın. Ben de tam seni arayacaktım. Ne oldu ki? Kahvaltı yaptın mı? Sadece bir kahve içtim, o kadar. Aç karnına kahve çok sakıncalı. Sağlıklı bir şeyler yemen lazım. Mesela? Mesela bal, kaymak. Köy peyniri, köy yumurtası. Kızarmış ekmek. Oo, nerede bulacağım peki bunları? Hı? Şehir dışına çıkıp kahvaltı mı edeyim? Benim bildiğim güzel bir yer var. İstersen seni oraya götürebilirim. Tamam. Birazdan oradayım. Tamam. Hasret mi o? Ne yazıyor? Yakında albümü çıkacakmış. Günaydın. Günaydın hocam. Nevra, önemli bir haber var mı? Yok hocam. En önemli haber Hasret'in albümü.
Prodüktörlüğünü Levent Yıldırım'ın yapacağı albüm çok yakında piyasaya çıkacak diyor. Hasret bu aralar yoğun galiba. Derse bile gelemedi. Belki ikinci derse gelir. Başlayalım mı arkadaşlar? Bütün gün burada oturabilirim. Fotoğraf çekimine de ben giderim. Bugün fotoğraf çekimini yapmamız lazım değil mi? Albümün çıkacak ama ortada daha doğru düzgün fotoğrafın yok. Tabii ki gitmen lazım. Tamam. Ama en azından buradan kalkana kadar iş konuşmayalım, olur mu? Tamam. Bak bu peynir muhteşem. Bu kafe de çok güzel değil mi? Senin klibi burada mı çeksek? Hiç konuşmayacaktık hani. Daha klip çekimi var değil mi? Hiç konuşmak yok. Kobra'dan da ne muhtar olur ha. Vallahi billahi. Oğlum mikser yok. Mikrofonlar dön. Abicim ben size demiştim aletleri burada bırakmayalım diye. Ne yapacağız şimdi? Gidip mahalleye bakalım. Belki bir gören olmuştur. İyi hadi. Hadi. Sevgili mağaralar, tekrar huzurumuzdan mutarlar. Bir kez daha çıkıyoruz. İleride yine buradan yapacağınız canlar anlatacağım. Cafer, şu masaya çay verir misin? Verir misin? Eyvallah kolay. Ayrıca bugün ikizler lokantasından pilav, ekşili köfte, hayran yiyebilirsiniz. Ve siz bunları almak isterseniz de... Enişte, ne yapıyorsun sen? Niye aldın bizim aletleri? Oğlum işim düştü, aldım. Ne var ya? Kadir, aramızda senli benli mi var kardeşim? Aşk olsun yani. Ya Murat Hoca görse ne diyeceğiz? Götürüyoruz bunları. Ya bir dakika oğlum ya. Bir dakika, ne yapıyorsun ya? Bana bak, bir anlaşma yapalım. Seçime kadar bu makine burada kalsın, tamam mı? Başında bekleyin. Seçim bittikten sonra alın gidin. Anlaştık mı? Çıkar yok. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bana bak, bir emek verilmeden bir şeyin karşılığı alınmaz. O yüzden burada bekleyin. Sabredin ve bekleyin. Bekleyin. Tamam mı? Evet, bekleyin. Hadi. Buyurun, afiyet olsun. Ne dedi Kobra ya? Sen bir şey anladın mı? Bir sonraki derste düzenleme ve aranjörün önemini işleyeceğiz. İyi günler. İyi günler. Hasret gelemedi bugün. Albüm çıkıyor artık. Meşhur olunca bizi unuttu desene. Evet, harika. Şimdi diğer tarafa. Mükemmel. Evet, bu çok iyi. Evet, saçınızı biraz... Evet, işte bu. Biraz öne gelebilirsiniz. Tamam. Biraz daha gülümseyerek. Evet. Bir şey mi çekti canınız? Akşam Levent'lere yemeğe davet etmeyi düşünüyorum. Hasret de mi gelecek? Gelecek tabii, nişanlısı. Ay Levent de gitti, onu buldu yani. Bizi ilgilendirmez Nakiye. Ay ilgilendirmesine ilgilendirmez tabii de. Ya Hasret bile nişanlandı, ben hala pirinç ayıklıyorum burada. Vallahi bu gidişle sen yüzüğü takarsın. Çiçekler, mektuplar, gizli bir aşık. Gerçekten evlenir miyim ben de? Vallahi bu adam her kimse niyeti ciddi görünüyor. Ay inşallah. Ya afiş bastırmak lazım, slogan bulmak lazım. Böyle bir şey. Halka hizmet sunmaya, kötüleri sokmaya geldim.
Muhtar adayınız Kobra. Gezemiyor. Alka, dizme sube. Kötüleri. Lan! Abi ne oldu? Bu ne lan? Köfte abi. Cafer bu ne? Köfte. Ya biliyorum köfte. Sen beni batırmak mı istiyorsun? 10 tane koymuşsun içine. 3 tane koyacaksın. Kobra, ekşili köfte bu. 3 tane olur mu hiç? Ya birader ben diyorsam olur ya. Hem bunun vitamini suyunda ekmeği alacaksın, bandıracaksın, yiyeceksin. Götür 3 tane. Ekşili köfte bu. 3 tane olur mu? 3 tane. Tamam. Bayağı muhtar olmak istiyor yani. Ya sahibi adamcık tut burada adam. Kimsecikleri de dinlediği yok ha. Lan cücük, ne işiniz var sizin burada? Enişten bizim aletleri buraya getirmiş. Biz de bir şey olmasın diye başında bekliyoruz. İyi iyi aferin. Güzel. Sahip çıkın adama, destek olun azıcık. Hadi. Hadi. Bir parça daha gülümseyelim. Biraz ara verelim, devam ederiz. Tamam. Arkadaşlar ara verdik. Nasıl oluyor sence? Harika. Bak, o eski telaşın kalmadı. Gitgide profesyonel oluyorsun. Ama hala çok heyecanlıyım. Heyecanın neresi kötü ki? Mesela ben de şimdi heyecanlıyım. İkimiz de albüm telaşı sardı desene. O da var ama beni asıl heyecanlandıran sensin. Hadi içeri geçelim. Biraz dinlen. Gel. Hasret'in albümü çıkıyormuş. Duydum. Bir şey mi var Bahar? Size söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldım ama dün gece Hasret bana geldi eve. Delirmiş gibiydi. Sizi sordu. Evde olmadığınızı söyledim. Önce inanmadı ama sonra ikna oldu. Ardından da gitti. Hiçbir şey anlayamadım. Boş ver Bahar. Belki merak etmiştir. Bana çok anlamsız geldi. Evimi nasıl buldu onu bile anlayamadım. Kadınlar hissediyor galiba. Biliyorsun oteli de bulmuştu. O yüzden boş ver. Yine de söylediğin için teşekkür ederim. On dakika sonra başlayabiliriz. Tamam, sağ ol. Tamam. 10 dakikaya başlarız dedi. Neyin var? Sence her şey güzel olacak mı Levent? Tabii ki güzel olacak. Yoksa korkuyor musun? Ya kimse beğenmezse albümü? Ya bu kadar emek boşa giderse? Düşünme böyle şeyleri. Biz iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. İyi düşün ki iyi olsun. Sen korkmuyor musun? Ama benimki biraz daha farklı. Nasıl? Yani birkaç gün sonra albümün çıkacak. Her yerde fotoğrafların olacak. Herkes senin şarkılarını dinleyecek. Seni herkesle paylaşmak zorunda kalacağım. Bu beni biraz korkutuyor tabii. Hatta diyorum ki bu albümü çıkarmasak. Ne? Şaka, şaka. Tamam. Öyle bir niyetim yok. Güven bana. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Ben çıkıyorum Bahar. Peki Murat Bey. Murat Bey. Ben aslında az önce... Bahar. Bence bu konuyu unut. Çünkü ben unuttum. İyi günler. İyi günler Murat Bey. Al
Altın baltın yok Kobrettin. İsteme bende bir şey artık be. Ya çiçeğim seçim kampanyası. Allah para harcamam ya. Gerekiyor ya. Bana bak ne? Daha afiş bastıracağım. Fotoğraf çektireceğim. Şapka alacağım yani. Anam şapkayı ne yapacaksın sen ya? Siyasi simge kızım sen anlamazsın. Ay Allah'ım ya. Halkım benden şapka isteyecek. Ben vermeyeyim mi onları? Sen de iyice kaptırmışsın Kobra. Saim amca ben demedim mi sana ya? Bu tutturdu bir muhtar olacağım diye olup da ne olacaksa acaba? Kız ne yapıyorsun? Git sen üstüne. İyiyiz ne yapalım? Ki bu. Askerim. He ablan yanımda ha. Nedir? First lady olacak ya keyfi yerinde. Bak, ne yapalım işte hızlandırdık biz de işleri. Bir yandan ticaret bir yandan siyaset. Biz dört alay kişniyoruz maşallah. Kişniyoruz? Ver şunu be. Ya. Alo. Asretin, ne yapıyorsun kız? Bana bak, seçim günü gelsin, oy kullansın kız. Söyle ona. Biz sustuk. İyiyiz işte, ne yapalım? Geleceğim mi mahalleye? Bu pek mümkün görünmüyor abla. Çok işimiz var. Hazırız Levent Bey. Sağ ol, teşekkürler. Çekime başlıyoruz zaten. Ne çekimi kız? Fotoğraf çektiriyorsun. Kaset için, kaseti kapağı için. Ana nerede çektiriyorlar kız? Seninle gurur duyuyoruz vallahi. Kız neredeymiş çekim? Ben de çektireceğim. Hayırlı uğurlu. Bana da lazım diyor. Allah yüzü. Ay bir sus be. Çiçeğim bana tamam da lazım ya. Nerede çektiriyorlar? Seni. Bir sorsana. Tamam be bir sus bir sorsana be. Nerede İnşallah, çektiriyorlar? İnşallah hadi. Kapatma hadi ver ver. Lan, bir ver ya. Be. Nasıl? İyi çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Çekmeye devam edelim mi? Çek çek. Ben aralarından seçerim sen çek. Bak benim iki çocuk var, onların sünnet gününde de çağırırım iyi çekersen ha. Biraz önce. Hayırlısı da şu seçimi kazanayım mı? Bak Levent Bey. Nasıl, böyle iyi mi? Bak bak. Böyle nasıl? Neydi sizin adınız? Kırmızı mı yoksa ney mi? Ya bu ne böyle? Allah! Ah yandı! Yandı ya! Sen kimi bekliyordun? Kimseyi beklemiyordum canım. Alayım. Akşam Levent'le Hasret'i yemeğe davet edelim diyorum. Murat ne diyecek bu duruma? Ne diyecek? Bu konu kapanmadı mı? Hayatım sen de biliyorsun Murat bundan hoşlanmayacaktır. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer öyle bir konu varsa da öğrenmiş oluruz. Arar mısın Murat'ı? Ben geldim. Ah, hoş geldin. Tam zamanında. Ne oldu? Annem Levent'le Hasret'i akşam yemeğe davet edelim diyor. Ama sen akşama müsait değilsen. Tabii neden olmasın? Hep beraber güzel bir yemek yeriz. Vallahi Levent Bey sayende fotoğraf işini de hallettik. Sağ ol yani ya. Ya boş ver, ne önemi var? Sen seçimi kazan yeter. Ya sen ne diyorsun ya? Bu fotoğraflarla ben seçimin bir numaralı adayı olacağım. Gör bak. Neyse ben gideyim çalışmaya başlayayım. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi selam söyle herkese. Aleyküm selam. Sağ ol. Güle güle. Efendim Nesrin. Güzel. Çok güzel olur ama benim bir Hasret'e sormam lazım. Ben seni birazdan arayayım mı? Tamam, görüşürüz. Nesrin bizi akşam yemeğine çağırıyor. Çok güzel bir sofra hazırlayacakmış. Ne dersin? Sen git, ben gelmeyeyim. Neden? Murat yüzünden mi? Hayır, onunla ilgisi yok. O zaman? Nesrin Hanım'ı biliyorsun. Beni pek sevmiyor. Ya seni sevmese neden üstüne basa basa Hasret'i de bekliyorum mutlaka desin ki? Ayrıca unutma, bizi kırmayıp davetimize de geldi. Şimdi çok ayıp olur. Hı? Ne dersin? Tamam. Tamam. Tamam.
çıkıyorum Nesin Hanım. Nakiye. Efendim Nesin Hanım. Bir dakika bakar mısın? Oo. Nereye böyle? Dedim ya Nesin Hanım. Manava gidiyorum. Manava. Bu şekilde. Evet. Ben... Levent Beyler gelecek ya akşama. Meyve alayım dedim manavdan. Markete telefon etseydin Nakiye. Bu zahmet niye böyle? Ben kendim alayım dedim Ethem Bey. Çünkü tazesini alacağım. Yani telefonda isteyince tazesini göndermiyorlar ondan. Hmm. Çok hoş görünüyorsun ama Nakiye. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Neyse, ben geç kalmayayım. Görüşürüz. Bak sana ne getirdim. Bunun içinde Türkiye'nin geleceğinin resmi var. Seç birini. Türkiye'nin en iyi fotoğrafçısı çekti biliyor musun? Ana bak güzel sesi bilmem ki. Şunlara güzelliğine bak la. Model iyi tabi. Artist gibi çıkmışsın ha. Üç tane manav dolaştım. Hangisinde acaba? Hiçbirinde yok. Ay bir de şuna bakayım. İyi günler. İyi günler. Pardon. Merhaba. Merhaba. Enakiye ben. Yaşar ben. Memnun oldum. Hayatım, salça aldın mı? Aldım hayatım, aldım. Kim bu kadın? Bilmiyorum. Nasıl ne bileyim? Tanımıyorum işte. Nasıl tanımıyorsun? Yürü Nakiye, yürü. Rezil oldum, yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçsenize. Hanımefendi, ben Evliya. Nasılsın Levent? İyiyim, teşekkür ederim. Ama size biraz dargınım. Hayrola? O gece davetimize gelmediniz. Hah. Kusura bakma, çok rahatsızdım, gelemedim. Öyle mi? Haberim yoktu, pardon. Ne kokuyor böyle? Bir şey yanıyor galiba. Ne oldu hayatım? Bütün yemekler yanmış. Aman, hallolur. Ne hallolur Ethem? Bütün yemekler yanmış diyorum sana. Nakiye bırakıp gitmiş. Ah Nakiye, ah. Aradın mı Nakiye'yi? Telefonda, evde bırakmış. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Üzülme Nesrin. Nakiye yoksa biz varız. Biz yaparız bir şeyler. Evet. Mesela makarna. Levent çok güzel makarna yapar. Olur mu canım, misafirsiniz siz. Canım misafiriz de yabancı değiliz herhalde. Ayrıca biz mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Hiç merak etmeyin. Birazdan her şey hazır olur. Hadi.
Yemeğe çağırdık, bak kendileri yapıyorlar. Ah. Tamam, tamam, ben yardım ederim. Bak, halloldu işte. Sana önlük yok mu? Gerek yok önlüğe. Ben temiz çalışırım. Çok yakıştı. Sen de harika görünüyorsun. O zaman hadi başlayalım. Tamam. Ben sosu hazırlayayım. Tamam. Ben de suyu koyayım. Nasıl gidiyor salata? Sorun yok. İstersen yardım edebilirim sana. Herkesin uzmanlık alanı ayrı. Size kolay gelsin. Yani alemsin Murat. Bunu duyan da zanneder ki her gün mutfakta. Gerek yok. Bildiğim her şeyi Nakiye ile öğrettim. Ben çekildim. Sarımsak soyayım mı? Ellerin kokmasın. İstersen ben soyayım. Tamam. O zaman ben biber doğrayayım. Bak onu yapabilirsin işte. Geçen seferki gibi ince ince. Tamam. Dikkat et, bir tarafını kesme. Korkma, kesmem. Tata! Şefin ikramı. Çok güzel. Nasıl yaptın bunu? Bir gün öğretirim. Rezil olduk. Hasret bile güldü halimize. Hiç de değil. Kızcağız ağzını açmadı. Bak, bizim için yemek yapıyor. İçinden gülmüştür o. Bizim halde gördü ya. Dön baksan neler oluyor. Yalnız ben merak etmeye başladım Nakiye'yi. Nerede kaldı acaba? Bilmiyorum. Gideyim bakayım Hasret mutfakta bir şeyler karıştırmasın. Nasıl? Harika. Tuzu nasıl? Harika olmuş. Süper. Sos ne durumda? Olmak üzere. Çok güzel kokuyor. Biz bu albüm işlerini bırakıp kafe falan mı açsak acaba? Baksana, mutfakta harika bir ikili oldum. Salatayı sen merak etme. Ben halledeceğim. O kolay. Nasıl gidiyor çocuklar? Harika. Makarnamız hazır, sosumuz hazır. Bir tek salatayı bekliyoruz. Salata da bitmek üzere. Bakayım neler yapmışsınız. Evet, işte Levent'in mucizevi sosu. Şu pırlanta kole nasıl? Hangisi? Şu, şuradaki. Aa, güzel. Nesrin Hanım ama. Yok, hayır. Bahar'ı alacağım. Levent'ciğim harika olmuş, eline sağlık. Harika. Ama Hasret'i de unutmamak gerekiyor. Sonuçta biz beraber başardık bu işi. Sofrayı kurabiliriz o zaman, he? Tamam, evet biz hazırız ama biraz parmesan gerekiyor. Sanırım parmesan kalmadı. Tamam, ben gidip alayım. 5 dakikada gelirim. Peki. Tabaklar nerede Nesrin Hanım? İçeride dolapta olacaktı. Sen sofrayı kur istersen. Aslında ben şimdi bulamam tabakları. İsterseniz siz gidin, ben mutfağı toplayayım. Öyle mi? Tamam. Sonra adam dedi ki, beyefendi dedi, ne kadar fotojenik bir suratınız var dedi. Sen ne dedin? İnanmadın değil mi lan bana? İnanmadım tabii. Sana anlatan da kabahat. Çorba versene bana. Çorba daha pişmedi. Aman iyi. Hayırlı işler. Hadi dükkan kapalı, başka mekana hadi. Ben konuşmaya geldim. Seninle benim muhabbetim olmaz birader, sandıkta görüşürüz artık.
Dikkat et, o sandık kafanı kırmasın. Ne diyorsun lan sen? Ayağını denk al diyorum, kobra. Bu girdiğin işler yaman işler. Adamı çizerler. La yürü git. Gelmiş benim dükkanımda beni tehdit ediyor. Hadi çık, 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 çık. Sen kimi itiyorsun lan? Bu değil. Ya kardeşim tamam. Uzatma, çık git hadi. Hadi. Bittin oğlum Nizam, bittin. Pılını pırtını topla, laşla bu mahalleden, tamam mı? Çakarım. Göreceğiz bakalım kim laşlıyor, kim kalıyor. Ya hadi yürü tamam. Yürü, hadi yürü git. Anten. Tamam otur, otur bir sakin ol. Allah'ım. Çorba ver oğlum bana. Bugün derse gelmedin. İşim vardı. Albümle ilgili sanırım. Sabah Levent'le kahvaltıya gittik. Ondan gelemedim. Ha. Ne oldu? Kestim. Bakayım derin mi? Önemli bir şey yok. Bakabilir miyim? Kamyon. Al şunu bastır. Yara bandı var mı? O kadar abartma Hasret. Küçük bir kesik. Kanaması bile geçti. Olsun. Mikrop kapmasın. Yarı bandı nerede? Şurada olması gerekiyor. Al çekmecede. Getir parmağını. Buyurun hemşire hanım. Dalga geçme. Şunları çöpe atayım. Peynir geldi. Ne oldu parmağına? Kestim. Geldi, aklı hop uçtu havaya. Tamam hayatım, gelsin konuşursun. Konuşacağım tabii. Bir bir soracağım her şeyi. Şu halimize bak, karşılıklı geçmiş sofra kuruyoruz. Hayatım eğer Nakiye dönmemiş olsaydı her akşam bunu yapacaktık zaten. Bu kadar realist olmak zorunda mısın Ethem? Ama öyle. Karıştırma şimdi oraları. Nakiye dönmüş artık. Bugünkü şartlara göre konuşuyoruz. Bugünkü şartlara göre Nakiye'nin yerinde olmak istemezdim. Görünüşe göre hazırız. Hı hı. Artık yiyebiliriz. Sofra da hazır. Salata da hazır. Parmağına ne oldu senin? Ufak bir kesik. Nakiye'nin suçu. Nakiye'yle ne ilgisi var anne? Tamamen benim dikkatsizliğim. Şu saatte bu evde olabilecek her şey Nakiye'nin suçu. Makarna mı yaptınız? Göstereceğim ben o Nizam'a. Bir oy alacak, o da kendi oyu olacak. Ya tamam Kobra, sakinleş artık. Ne sakinleş arkadaş? Benim mekanımda beni tehdit ediyor ya. Ondan muhtar değil, kaldırım taşı olur. Çorbanın tuzağı az olmuş. Ay yarabbim ya. Kobra, bak gel vazgeç bu muhtarlık sevdasından. Bize göre işleri değil lan. Başımıza bir şey gelecek. Ha doğru söylüyor. Bana bak, bu adam tekin bir adam değil Kobra. Hayır arkadaş, onur meselesi oldu bu artık. Vazgeçmem. İkinci seçenek yok. Ya kazanacağım, ya kazanacağım. Levent, baksana şuna. Ne dersin, açalım mı bu akşam? Vallahi siz bilirsiniz. Yurt dışından almıştım bunu. Sanırım Portekiz'den. Harika. Güzel bir gece için saklıyordum. Güzel. O zaman ben kadehleri getireyim. Hı? Thank you.
Sen kadehleri getir. Evet Nakiye, bir açıklama bekliyorum. Nesin Hanım, şimdi benim gizli bir hayranım var ya. Evet. İşte ondan mektup gelmeyince ben de duramadım. Böyle olunca ne yaptım? Ne yaptın? Onu aramaya çıktım. Tamam da niye dönmedin 40 saattir? Dalmışım işte Nesin Hanım. Ya 6. manavda kendime geldim. Ne oldu sana böyle Nakiye? Takıldım işte Nesin Hanım ben. Ne yapayım? Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çocuklar siz bu işi biliyorsunuz vallahi. Yani şimdilik sadece makarna. Canım ileride başka tarifler de öğrenirsiniz. Önemli olan mutfakta anlaşabilmek. Rahmetli anneannem derdi ki mutfakta anlaşabilen çiftler her konuda anlaşırlar. Bizim mutfakta anlaştığımız kesin. Demek ki doğru yoldayız. Hasret, albüm ne zaman çıkıyor? Az kaldı. Bugün fotoğraf çekimini de yaptık. Kayıtlar bitti mi? Yarın son kayda giriyoruz. Ondan sonra da iş bizden çıktı zaten. Ben de biraz dinlenmiş olurum artık. Son zamanlarda çok yoruldum. Ne yorulması canım? Daha evlilik hazırlıkları var. Ne zaman düşünüyorsunuz? Biz kesin bir tarih almadık. Acele edin ama hadi. Biz de ziyarete geleceğiz. Bak bu makarnadan mutlaka istiyorum. Tamam. Tamam. Çekiştirmesini bıraksana be. Dur be, hadi. Kapıyı kapayacağım. Hadi kapa hadi. Nereden çıktı bu gece anlamadım ki. Ya çiçeğim bak, kaybedecek bir dakikamız yok. Nizam denen o küçük var ya, acayip planlar yapıyordur. Boş durmak bize yakışmaz yani. Ya milletin evine gidip de ne yapacağız? Oy isteyeceğiz çiçeğim, oy isteyeceğiz. Bir oy bir oydur, iki oy iki oydur, üç oy tamam, üç oy. Tamam anladık. Allah'ım yarabbim ya, daha başımıza neler gelecek acaba? Bak ben bir gün milletvekili olayım, sen benimle övüneceksin. Ne? Milletvekili mi? Tabii ya. Siyaset böyle bir şeydir çiçeğim. Önce sınıf başkanı olursun, sonra öğrenci konseyi başkanı olursun, sonra muhtar olursun, sonra ercüment olursun. Ercüment? Ercüment. O ne be? Ya yaşadıkça her şeyi öğreneceksin çiçeğim. Yürü bak gel. Allah'ım yarabbim ya. Dur lan şuyur be. Güzel bir geceydi. İyi ki gitmişiz değil mi? Kesinlikle. Yoksa makarnamız bu kadar övgü almazdı. Evet ama eve gidince internetten yeni bir tarif araştıracağım. Çünkü makarnanın miadı doldu artık. Ben de anneme sorayım. Her şey çok güzel olacak Hasret. İyi geceler. İyi geceler.